İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeyiz. İdare ekip ligi takımlarından Galacticos, Euromini Futbol'da ülkemizi temsil etmek için adeta umuda yolculuk yapacak ve şimdi check-in işlemlerini hallediyorlar. Burada çok güzel görüntülerle karşılaştık. Gurbetçi vatandaşlarımız temsilcilerimize iyi dileklerini, şans dileklerini ilettiler. Onlar da karşılıklarını verdi, teşekkür ettiler ve artık milli formanın ağırlığı omuzlarına yüklenmeye başladı. İzini bilirsin, zır deriz biz, hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz, bir onuruz yolunda, hadi bas. Kaptan, uçağa yetişeceğiz, çok kısa. Neler söylemek istersin, buradan bir mesajın var mı? Burada neler söylemek istiyorum? Biz oraya şimdi Türk milli futbol alanına gidiyoruz. Türkiye'yi temsil etmeye gidiyoruz. Kendimizi tatmin etmeye gitmiyoruz. Ve umarım çok iyi bir başarıyla geri döneceğimizi tahmin ediyorum. Gökhan, kaç gol var? Bu yıl yine Allah izin verirse aynı savaşı vereceğiz. Buradan kaptanımıza da teşekkür ediyorum bizi. Yani bu gururu tekrar yaşattığı için. Bu sene de Allah'ın izniyle en azından bir yarı final oynayıp turnuvayı bitirmek istiyoruz. İlkleri yaşıyoruz. İlkleri yaşamaya gideceğiz inşallah. Türk olmanın gururuyla Türkleri orada yaşatmaya çalışacağız inşallah. Vallahi biz ikiz kuleler olarak böyle bugün aramızda da kaldık. Bu artık üçüncü mini Euro'muz. Bir tecrübe söz konusu. Gittikçe artan Türk temsilcilerin gittikçe artan bir başarısı. Halı saha futbolunda ilk sene gruptan çıkamıştık. İkinci sene iddialı bir takım, lider çıkan bir takım. Bu sene artık finallere yürüyen bir takım olması lazım. İşte böyle iddialı bir takım. Eksiklerimiz oldu. Eksiklerimiz kadroda maalesef son anda yaşanan talihsiz bir arkadaşımızın babası, Zeki'nin babası vefat etti. Dolayısıyla eksik bir kadroyla gidiyoruz. Önemli de bir oyuncumuzdu. Kendisinin tekrar babasına buradan başsağlığı dileyelim. Ama dileğimiz bu kadroyla bizim eksik rotasyonla bile olsa finale kadar yürüyebileceğimiz yolunda Türkiye halı saha futbolunu biz Avrupa'da tanıtmaya gidiyoruz. Bence o tanıtma işinde en iyi yapan isimlerden biri Deniz Durul. Orada tanımayan ülke yok. Mümkün değil. Yani Avrupa Halı Saha Federasyonu'nun burada en hissi insan, yani Abdurrahim Albayrak Galatasaray rolünü düşünebiliyor musun? Evet. İşte mini Euro için Deniz Durul odur. Aynen öyle Deniz Bey. Hiçbir zaman olumsuz düşünmediniz mini Euro ile ilgili. Hep şampiyonluk dediniz. Artık bu sene Karadağ'da bu şampiyonluk geliyor mu? Valla her zaman için söylüyorum, şampiyonluktan öte en iyi, en yapmamız gereken şey ülkemizi centilmence temsil etmek. Sonuçta biz orada Türkiye olarak varız. Centilmence mücadele etmemiz gerekiyor. Tabii ki gönül ister ki şu ana kadar alamadığımız şampiyonluğu bu sene alalım. Ama dediğim gibi şampiyonluktan öte ülkeden ayrıldığımız zaman, Karadağ'dan ayrıldığımız zaman en centilmen ülke olarak anılalım. Ben takımımıza güveniyorum, başarılar diliyorum. Sayın Abdurrahim Albayrak gibi gene yedek kulübesinde rahat duramayacağımı biliyorum. Kaptan Öner, aynı zamanda teknik direktör Öner'in yanında ben de bir teknik direktör gibi olacağım. Heyecanlanıyoruz, yapacak bir şey yok. Güzel mücadeleler olsun. Bu arada bu sene bir ilk daha yaşandı. Ülkemizi Ümit Yalman, İzmir hakemi, Avrupa Halı Saha Şampiyonası'nda temsil edecek. Ümit Yalman hocamıza da şimdiden başarılar diliyoruz. Artık hakem düzeyinde de temsil edilmeye başladık diyelim. Deniz Bey'in bu görüşlerine katılmamak mümkün değil sanırım. Kesinlikle. Özellikle Ümit Hoca'yı tebrik ediyoruz. Mini Euro'nun ilk Türk hakemi. Ki bu Türk hakemliği için önemli bir gelişim. Türk halı saha hakemliği için. Kesinlikle Türk halı saha hakemliği için devrim noktasıdır. Artı şunu söylemek istiyorum. Gittiğimiz yer bundan 2-3 sene önce Sırbistan'dı. Bir Sırp topraklarına gidiyoruz ki Belgrad aktarmalı gideceğiz zaten Podgorica'ya. Sırbistan'a biraz barış elçisi olarak, Türkiye ile Sırbistan arasında bir barış elçisi olarak gidiyoruz. Tamamen sportif amaçlı ve oraya bu sportif barışı oraya taşımak ve oradaki Sırp kardeşlerimizle hep beraber bu futbol kendini yaşamaya gidiyoruz.